Arkadaşlar selam. Evet, şu an başlıktan anladığınız gibi hem Sırbistan'dayız hem de tüm paramızı kaptırdık. Çok saçma bir şekilde. Nasıl diyeceksin? Biz 4 kişi, ben, Çaça, Mami, İbo, biliyorsunuz bir 15 günü falan beraber geziyoruz. Sarayevo'daydık. Dedik ki hadi şeye gidelim artık. Yeter. Bosna bitti. Sırbistan'a geçelim diye biz ayrıldık falan. Ondan sonra biz bir ilk gün cuma çıktık. 8 saatte falan bir 30 km yol gidebildik. Ondan sonra orada kaldık. Biz bir partiye falan, bizim çaçalamamı partiye davet edilmiş bindikleri otostopta. Biz de orada kaldık. Tam wifi bulduk. Onlar da bize yazınca partiye falan gittik. Ondan sonra parti zaten çok olaylıydı. Hayatımın en değişik günlerinden biriydi. Neyse oraya girmeyeceğim. Çok güzel bir partiydi ama o da çok olaylıydı. Orada anlamadık zaten bizim başımıza şey geleceğini. Biz orada kurtardık, kaçtık. Gerçekten kavga dövüş falan oldu, kaçtık ama. Ondan sonra biz dördümüz ayrıldık, yürümeye başladık. Dedik ki 2-2 yürüyelim falan. Dağ yolundayız. Tamamıyla da o yolun o kadar tehlikeli olacağını biliyorduk ama... Opa. Kafede kırdılar. İnşallah hesap edersen aklın başına gelir. Her neyse. Biz yolun o kadar tehlikeli olacağını biliyorduk ama bu kadar olacağını bilmiyorduk. Şimdi biz 4 kişi, lan bayağı yürü, yağmur başladı, yürüyoruz, açız, susuz, neden? Şimdi paramız var, evet çok şükür paramız vardı, kazandık bileklikten ama biz şimdi Sırbistan'a geçiyoruz diye Sırbistan'ın parası denar, Bosna parası kayıp. Biz de o yüzden tüm paramızı kağıt yürü ettik çünkü bozuk eurolarda change olmuyor. Sadece birkaç euro bozuk şeyimiz kaldıydı. Onda yolda kalınca çikolata falan aldıydık, artık çok düşük değerden verdik. Yeter ki alın bize bir şeyler, ben açlıktan öldük diye. Her neyse biz gene o şekilde yola devam ediyoruz. Hiçbir insan yok, terk edilmiş. Yağmur üstümüz sırılsıklam falan. O şekilde yürüyoruz, kapılar çalıyoruz. Kimselerden ses çıkmıyor. O kuzu çerme, Bosna'da kuzu çerme ünlü. Kuzu çermenin koyunlarının yetiştiği dağlar. Her yerde böyle bir sürü koyunlar falan var. Ama hiçbirine başına insan durmuyor. Lan ne oluyor lan, iki konuşak dedik. Her neyse biz 2-2 ayrıldık. Çağataygil bizim 2 km falan gerimizde. Biz İbo'yla yürüyoruz. İbo 200 metre önümde. Lan ondan sonra bir baktım Çağataygil araba durdurdu falan. Ben onlara bakıyorum, o aradan biri böyle yaptı yolun karşısında. Where are you from dedi. Türkiye dedim. Fuck you dedi bir anda. Ne oluyor demeye, neden demeye kalmadan adam bir anda karşıdan yanıma geldi, beni itmeye başladı. Gaz gaz, git buradan git buradan, fuck you Türkiye, beni üstüme itmeye falan çalışıyor böyle. Ne oluyor diyorum ki, arkadaşlarım orada diyorum. Arkadaşım otostop çekti, biz de gezginiz. Buradan gideceğiz diyorum. Onlara bakayım, biniyorlarsa biz de alacaklar demeye çalışıyorum. Adam beni habire ittiriyor falan, git falan diyor böyle. Lan anlamadım. Ondan sonra Çağataygil bindiler. Der gittiler. Biz de adamı git falan dedi böyle. Tamam dedim böyle adama. Sert bakıyorum ama adam bizden 2 metre yüksek. Aha. 2 metre boyunda falan. Arkadaşı efendim orada adam gitmeye çalışıyor. O İbo falan geldi böyle. Tam dedim ben gidiyorum falan deyince böyle adam gidiyor, koş koş falan diyor. Döndüm, koşmuyorum ama ne yapayım, ne olacak falan dedim böyle bir anda. Dedi yuvanla koş falan diye üstüme saldırmaya başladı. O ara İbo falan araya girdi, dedim İbo kaç. Adamlar çünkü 4-5 kişi falan oldu. Bizim cebimizde para var. Kamera falan, telefonu hepsi çantada Allah'tan. Lan biz 200 metre falan adamlardan kaçtık. Adamlar çünkü diyor ki polisi ararız, burası bizim yerimiz, özel yerimiz falan diyor. Diyorum ara diyorum. Ben gezgin, burası yok, burası bizim özel yerimiz falan diye. Bizi hırpalı falan kovdular. Araya falan aldılar böyle. 4-5 kişi oldular bu ara İbo falan da gelince. Bir şey oldu sandılar. O itekliyor, o şey yapıyor. Biz bir anda baktım bize adam yumruklamaya başlayacak. Başladı koşma, 200-250 metre koştuk. Önümüze 3 tane köpek çıktı. Gerçekten iller biz havlayıp gidecek adam, bir anda üstümüze atlamaya başlayınca köpekler, lan bu sefer geri koşmaya başladık, bir kıskaçta kaldık. İbo o an dedi ki, lan Furkan cüzdanım yok. Lan nasıl yok falan, o an harbiden de biz anladık, cüzdanı yemişler. Şimdi orada düştüm ve adamlara gittik, adamlar bize bir daha saldırdı. Biz hem cebimizdeki o paradan doluk eurolardan, Allah'tan şey yapamadık, adamlar bizi kovdu falan, daha da döveceklerdi, biz parayı orada mecbur bırakmak zorunda kaldık çünkü Bosna sınırına da nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Daha Bosna'dayız ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Şebekeler çekmiyor. Dağda insanlar yok. Sırbistan'ımız açız. Mantık düşünemiyoruz. Gerçekten takatimiz kalmamış. Onun öncekinde partide zaten sabaha kadar eğlendik. Sonra çadır duyduk. Güneş tepemize vurdu. Yani şartların hepsi aleyhimizdeydi. Biz dedik mecbur dönek ve oradan köpeklerden de gidemedik. Oradan dağ yolundan gene saatte yürüdük. Karanlığa kaldık. Bize bir petrolle geldi. Petrol dedik ki lan medeniyet. Ben petrolle tam o arada bir araba girdi, bir baktım 41 plaka. Sağ olsun Türk plaka abiler dedi ki abi bizim başımıza böyle böyle filan diye, abiler biz sağ olsun o yoldan. Düşün yani o kadar yürümemize rağmen hiç durmadan aralıksız devam ettiğimizde 7 saatlik bir yolumuz vardı ve topu topu yol 200 km filan Saraybosna'dan. Biz zaten 50 km'sini falan gelmiştik, 30'unu yürüsek, 20-30'unu geldik. 25'te öyle yürüsek, ona rağmen o kadar kötü ve o kadar tehlikeli bir yoldu. Bu biraz bize böyle kaçtı, Türkiye dönüş planlarımız biraz ertelemek zorunda kaldık. Normalde Sırbistan, Kosova'dan sonra dönecektik. Biraz ertelememize çünkü bileklik işini arttırmamıza bir şey
öyle bilet almamıza gerekecek çünkü tüm paramızı kaybettik. Allah'tan telefonun arkasına sakladığım böyle güzel biletleri falan hep telefonun arkasına saklıyorum. Telefona bir şey olmayacağı için, yani en azından yanımda daha güvenli olduğu için. Onlar da bir anı gibi. 15 lira saklamıştım. Geldim buraya, çevirdik. Ve böyle olunca sabah 6 gibi geldik. Biz hemen bir parkta o sinirsiz strese falan direkt yattık uyuduk. Artık ne olacaksa olsun diye çadır bile kurmadık. Sabah kalkınca biliyorsunuz bizim bu gezginlerin toplandığı ana grubumuza İnterrail Türkiye'ye yazdık, dedik böyle böyle falan diye. Sağ olsun burada iki tane buraya gezmeye gelen Hakkari asıllı, İstanbul'da yaşayan bir tane iki kuyumcu, bir hatta Özcan sağ olsun gelip bizi aldılar. Bugün de burada apart kiralamışlar, çantaları oraya bıraktık. Bir duş falan aldık, bir hafta da yıkanmıyorduk. Öyle önce sağ olsunlar bizde 15 euro vardı. 1 euro yani 115 Sırp dinar falan ediyor. Toplam 15 euro, 5 eurosunu sabah kahvaltılık bir şey aldık, 10 euro kaldıydı, onu da çevirdik. Şöyle bir illüzyon müzesi var. Biliyorsunuz dünyaca ünlüsü, dünyaca ünlü. Tesla Müzesi'nden falan ayı. Biraz da akşam oldu. Bugün pazar. Yarın da pazartesi. Büyük ihtimal yarın da müzeye giremeyeceğiz. Pazartesi %99 ihtimal kapalı. Biz de paramızı, bu 10 euroyu buraya vereceğiz. Akşam da bileklik açıp, yarın da tekrar bileklik açıp içmeyi planlıyoruz. Burada bir iki gün bizi yetirecek kadar para kazanma, ama burası çok zor. Çünkü 100 dinar 1 euro tekabül ediyor ve sana adam 100 dinar verdiğini kağıtta gerçekten bu iyi bir para. Yani normal şartlarda iyi para değil ama onlar için iyi para. Çünkü burası çok ucuz. Öyle önce bize yeteceğini düşünmüyorum. Burada 2-3 gün takılıp Belgrad'da gezebildiğimiz müzeleri gezip böyle İllüzyon Müzesi'nden falan sonra çok merak ettiğim bir müzeydi. Buraya da giriş 600, bu arada 5 ile 15 yaş arası 400. Öteki normal giriş 600, aile giriş 2, yani anne baba ve 2, 5-15 yaş arası çocuklar da 1500. Gelirseniz merkezde şey yapamıyorsunuz, yani haritalarda yeni müze olduğu için haritalarda çıkmıyor. O yüzden nasıl tarif edeyim size, müzeyi İllüzya, şimdi İllüzya. Yani Google'a İllüzyon Müzesi Belgrad yazdığınızda konumu çıkıyor ama her tarafta çıkmıyor. O sokağı bulursanız, o sokağa geldiğinizde göreceksiniz zaten. Şöyle yeri. Şu Cumhuriyet Meydanı falan zaten buradan maksimum 1 kilometre. Sonra yani rahat bulursunuz. Bir kuyruk var, o kuyruk bekliyorsun. Kuyruk beklemenin nedeni hem çok ilgi görüyor hem de içeriye sınırlı sayıda grup alınıyor. Akşam 8'e kadar açıkmış, haberiniz olsun. Gelirseniz şimdi bakın videoda. Yani bu çalınma gerçekten de bir yaklaşık ne kadar kaybettik. 1200-1300 TL falan bir zararımız var para konusunda. Elimizdeki tüm biriktirdiğimizi falan da kaybettik. Bu biraz bir sokacak ama sıkıntı yok. Biraz yalnız kısmet böyleymiş. Şimdi şöyle artık müzeye sıram geliyor. Bakalım. Ben de merakla bekliyorum burayı. Arkadaşlar biz girdik şimdi içeri de. Çözemediğimiz şeyler var. Aha, kaydırmayın onu. İllüzyonu buymuş. Böyle geçiyorsun oluyor. Çok saçma. Geç bana. Çözemedik onu. Kaydır bayım. Kaydır kaydır kaydır. Ne yapıyordun? Bunu da çözemedik. Gel. Alttan giriyor. Bu ne yapacağım ben? Oha! Çocuk şurada alttan giriyor. Tamam, geç. Tamam. Şöyle değişik şeyler var. Şöyle gözünü kısıp bakınca illüzyon şey yani. Şurada ampul. Oha! Çok iyi. Yemin ediyorum sanıyor bunu. Oha. Bayıldım. Burada ne var? Asiktir. Bak. Şimdi. Oha. Çok iyi. Şu an çok değişik şeyler görüyorum. Yemin ediyorum. Oha. Mümkün değil. Oha, şu an bir çocuk gördüm. Böyle bakınca kız gördüğüm az önce, şimdi bir tane erkek gördüm. Oha, mümkün değil. Mümkün değil. Burada da oha. Oha, bir tane köpek görüyorum şu an. Mükemmel. Aha. Meşhur var, müzesi.
Bunlar yerleri değişmiyor mesela. Burada içeri çok değişik. Bu. Oğlum şuna bak. Kafa çıkıyor lan. Oha. Gerçekten insan başı dönüyor. Orada ne var? Oha. İbo, kameradan içeriye baksana, bak bak içeriği gösteriyor. Oha. Bayıldım lan, çok iyi. Neye girelim? Oha. Buraya yamuk mu? Oha. Mümkün değil lan, sen normalsin. Yok. Oğlum çocuğum, niye sen buraya bakacaksın? Ana. Oğlum küçük. Ben nasıl iri miyim? Sen iyisin. Burayı şimdi çözüm lan, buradan bakınca. Bak. Şu tam karşıdaki şu vardı ya. Tam ağzım şu. Oha. Gerçekten çok iyi. Vallahi bayıldım. Bak burada da gene o şeylerden. Hareket etme yemin ediyorum. Ama hareket etme şu an. Nasıl kullanmıyor vallahi bunu da çözemedim. Ha. Şuradan yok. Falan. Çok değişik valla. Bu aynada ise tatlar birbirine bakıyor. Karşına baktığında sen bir parça bir parça şeyde. Ölçünü verdim. Bura neymiş? Oha! Bura bak şöyle. Aaa! Aynen. Düştüm kardeşim. Vallahi sen var ya. Efsane. Bir de bura. Aha. Hem bayıldım ya. Kendinle batıp oynadın ya. Şimdi buraya bir bak şöyle. Aynen sistemiyle. Her tarafı okumuş. Oha! Şu an nasıl görünüyorum, çok merak ediyorum. Hepsinde var. Yeeeeee. Vallahi çok eğlenceli. Daha çocuk var. Çocuklar kesinlikle çok konuşuyor. Buradan 3 katına nasıl çıktı lan bundan? Bulacağım. 3 katına nasıl çıktı? Ben de bulacağım. Ama buranın yok. Neymiş? Oha. Buradan böyle. Buradan böyle. Mümkün değil. Oha. Ya gerçekten bayıldım ya buraya. Çok eğlendim. Ama şimdi yukarıya çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ya her gördüğüm yeri ilk defa görmüşüm bu olur. Başımdan içeri. Çok basit. Merdiven varmış. Ne? Gir şuraya, yürü bir yürü bak. Oha. Oğlum ben çok korkarım lan. Yürü bakalım. Oha. Hayır. Hayır. Oğlum çok da. Oğlum çok da. Oha, tünel ama. Nasıl dedim? Tuvalette illüzyon olduğunu düşünmedim. Ha, tuvalete gelsin lan. Buradan çıkış var mı? Evet. Sorry. Burada insanlar mantıklı. Değişik şeyler var ama.
Bunu da çözemedim. Şöyle. Aa, kalemler var. Vallahi çözemedim bu. Bu kalemin olduğunu. Aha. Oha. Ters fotolar var mı? Oha nasıl lan? Oğlum saçlar ters duruyor lan. Saçlı ters. Oha şimdi çözüyor şimdi. Buradaki açıdan. Çözümediğim birçok sistem var ya. Ama bak buradaki ters şeyden ters açı yapabileceğiz şimdi. Üçgen aynı şekilde. Ops. Buraya giriş yasak var. Ops. Nasıl yapacağım ben bunu? Bu da değil. Benim yaş grubum için çok fazla olması lazım. Oğlum az önce oldu lan bu. Yapamadım benim yaş grubum. Şey var mı? 1-2 yaş grubu oyunları. Bulamadım. Baksana ya. Değişik aynı zamanda illüzyon şeyler var ya. Bak şöyle kendine. Şurada tamam sunaktan fotoğraf çekmeleri. Şöyle ters. Bu kadar yani arkadaşlar sandım. Başka bir şey yok. Ama ben gerçekten çok eğlendim. Bak şunlar yapıyorlar da habire bu ölçüleri alıyorlar. O kalemle ölçü çözemedim yani. Oha. Size yemin ediyorum. Oğlum bunlar kafayı yedirtir lan. Yemin ediyorum bunlar kafayı yedirtir. Ama şuraya çok sevdim. Nerede? He? Oradaymış. Ne ya? Bir mevzu var içeride, bekle. Ne var lan içeride? İba nerede? İba içeride kavga ediyor. Kavga mı ediyor? Kavga başlıyor. Oğlum açsana lan şunu. Bu içeride kavga ediyor. Oğlum içeride ne var? İçeride felaket. En iyi. Allah Allah. Oh sorry. İba gel şurada foto çekiyoruz lan. Çok önemli. Seni gördün mü? Ben çözmem yarım saatimi aldı orada ne yapıyorlar diye. Düşüyor. Bro şurada oyunlar var. Ben yapamadım lan. Kanka ben yapamadım. Çözemedim. Birisi var dediler geldi. Aha. Selamun aleyküm. Ben kendisini duvara atlatacağımı yapar. Allah Allah. Bak bir tane elini bu yedim. Kılamadım hepsini. Arkadaşlar kafa dengi adam bulamadım. Ben de kendim gibi bir sürü insan yaptırdım. Artık kendi aramda sohbet edeceğim. Oğlum çok iyi ya. Baksana ya. Oğlum bir sürü kişi bak şu sıraya bak şu sıraya bak. Çekilin biraz. Oha arka sıralara bak. İşte değil mi? Şşş. Arkada kendinize konuşmayın. Haklı beni güzel düşündürmedin. Güzeldi ya. Güzeldi. Bence yerleri yapmaz gerekiyordu da bir sürü insan.
Oha şuna ne olmuş? İnsanda. Sırt sırt. Aynen. Arkadaşlar bize böyle valla. Buraya dediğim gibi öğrencilikle gerekiyor. Şöyle bir de hediyelik eşyalar var. Bu benim yapamadığım şeyler. Kanka Allah için bir tane yapmaya çalış ya, ben yapamadım ya. Burada öğret bize ya. Daha önce hayatımda hiçbir şeyle oynamadım. Nasıl ya? Bir bekle, taşlar yerine oturtmak gerekir. Ne çıkacakmış peki? Ben de bilmiyorum, sürpriz. Tabak patladı böyle oldu. Yapamadın mı? Gel gel, benim zekaya aşım yetmedi bunu. Oğlum bu çok zor lan bunlar. Kaç yaşındasın oğlum? 6 yaşında gidiyor ya. Ben daha 6 yaşıma girmedim ben abi. Bu benim akıl yaşım değil. Şey istiyorum ben ya, şu abakü sabakü karşıdan karşıya geçiyorsun ya. Onlar lazım bana. Ne oldu, yapamadın? Yukarıda yukarıda yoktum ya. He he, bırak bırak. Burası biraz değişik yani. Fazla geldi. Bu 4 yaş, sen 2 yaşa. Ya, işte kardeşim. Aslan kardeşim benim ya. İbo burada neyi anlattın? Bak ben de bilmiyorum. Burada... Hayalindeki kadını yapmış gibisin ya. Boş ver, boş ver, gidelim. Hadi gel. Arkadaşlar bu arada çok ünlü şapkamı kaybettim. O bizi partiye götürdükleri gün bu güzel gece için bize bana hediye bırakır mısın? Bırakırım tabi dedim. Ve şapkaya gittim. Şimdilik böyle testlerim şey bitti. Yüzyıl Müzesi. Gelirseniz mutlaka öğren, gördüğünüz çok güzel.